Çoklu parça oturumu oluşturma. Daha önceki dersimizde basit tek parça kaydını anlatmıştık. Bunu tekrar yapalım. Dosya menüsünden yeniye gidelim. Ses dosyasını seçelim. Bunu parça 1 ismiyle kaydedelim. Tamama basalım. Kayıt düğmesine basalım. Kamu hizmeti duyurusu diyelim. Kamu hizmeti duyurusu Kamu hizmeti duyurusu ve kaydedelim. Müzik klasörüne gidelim. Yeni bir klasör oluşturalım. Parçalar ismini verelim ve tamama basalım. Gördüğünüz gibi dosyamız oluştu. Çoklu parça oturumu ise aynı zamanda birden fazla dosyayı oluşturabildiğiniz oturum manasına gelir. Bunların tümünü karıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için dosya menüsünden yeniye gelelim. Çoklu parça oturumunu seçelim. Çoklu parça şeklinde isimlendirelim. İsterseniz buradan farklı proje teması seçebilirsiniz. Bunu yok olarak bırakalım. Ve tamama basalım. Audition programı 6 tane parça oluşturur. Eğer isterseniz daha fazla ekleyebilir ya da gereksiz olanı çıkartabilirsiniz. Dosya panelimizde oturumumuzu görmekteyiz. Uzantısı ise Ses X'tir. Proje panelimizde çift tıklayarak, ya da düzenleyici üzerindeki açılır menüden parçalar arası geçiş yapabilirsiniz. Tekli parçalardan herhangi birini parçalardan herhangi birinin üzerine sürükleyebilirsiniz. Parça 1'i sürükleyelim. Ayrıca parçalar üzerinde bulunan R düğmesine basarak ses kaydı yapabilirsiniz. Bu düğme ses kaydetmeyi aktifleştiren düğmedir. Bu düğmeye basmazsanız ses kaydetme düğmesi pasif kalacaktır. R düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi ölçüler hareket ediyor. Kayıt düğmesine basalım. Kamu hizmeti duyurusundan hemen sonra sandalyenizden kalkın, günde iki defa birkaç dakika yürüyün diyelim. Bu bizim ikinci parçamız. Parçalar arasında biraz bekleme oluşturmak için ikinci parçayı biraz kaydıralım. Kamu Hizmeti Duyurusu. Sandalyenizden kalkın, günde iki defa birkaç dakika yürüyün. Oturumu kaydedelim. Ses X dosyalarıyla ilgili önemli bir konuda çoklu ses dosyaları için bir taşıyıcı durumunda olmalarıdır. Oturum dosyasının kendisi bir ses dosyası değildir. Sadece dosyaların çeşitli özelliklerini tutmaktadır. Yani ne zaman çalacağı, sesin yüksekliği, hangi efektlerin uygulandığı gibi. Eğer Audition programını gizlersek burada çoklu parçalar klasörünü görmekteyiz. Burada ses x dosyasının boyutu oldukça küçük. Buradaki klasöre gidelim. Parçamıza bakalım. Ses x dosyasına göre oldukça büyük. Ayrıca burada PKF uzantılı bir dosya daha bulunmaktadır. Bu dosya tepe dosyası olarak adlandırılır ve Audition tarafından otomatik oluşturulur. Bu dosya çoklu oturumlarınızı daha hızlı açmanızı sağlar. Eğer büyük bir çoklu parça oturumunuz varsa oldukça kullanışlıdır. Bu dosyayı istediğiniz zaman silebilirsiniz. Silmeniz halinde veri kaybı yaşamazsınız ama Audition bu dosyayı otomatik olarak tekrar oluşturacaktır. Eğer bu dosyaların oluşturulmasını istemiyorsanız, düzen menüsüne gidelim. Tercihleri seçelim. Medya ve disk ön belleğini seçelim. Burada bulunan kayıtlı tepe dosyaları işaretini kaldırabilirsiniz. Bu bizi büyük dosyalarda hızlandıracağı için işaretli bırakalım. Burada bahsedeceğimiz bir diğer şey de klasörlerimize bakarsak çoklu oturum klasörü içinde parçalarımızdan sadece bir tanesi bulunuyor. Diğeri ise öteki klasörde. Bu şekilde ayrı olmaları hoş bir durum değil. Oturumunuzla ilgili tüm dosyaları aynı klasörde tutmak güzel bir fikir olacaktır. Bunun için dosyalarınızın bir kopyasını çoklu ortam klasörünüze kopyalayabilirsiniz. İleriki bölümlerde ilgili dosyaları nasıl tek bir klasörde toplayacağınızdan bahsedeceğiz. Burada bahsedeceğimiz son bir şey kaldı. Çoklu oturum üzerinde fare tekerleğinizi hareket ettirirken dikkatli olun. Dalga formu üzerinde fare tekerleği ile yukarı ya da aşağı hareket edebilirsiniz. Ama parça kontrolü bölgesi üzerine gelip fare tekerleğinizi hareket ettirirseniz bu alan büyüyüp küçülecektir. Böylece istediğiniz parçayı istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz.